İnternet, telefon, oyun. Donanım, yazılım, bilim teknik. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Microsoft şirketi macOS sürümü için geliştirdiği Skype sürümüne Touch Bar eklediğini duyurdu. Microsoft, macOS için Skype uygulamasını sessizce güncelledi. Güncelleme sonrası uygulamaya kayda değer özellikler geldi. 7.48 numaralı sürümün en göze çarpan özelliği Touch Bar desteği. Touch Bar desteği ile birlikte Skype kullanıcıları bağlantı kurduğu kişilerin artık isimlerini ve profil resmini görebilecek. Normalde görüşme ekranı içerisinde alt tarafta bulunan kamera açma, mikrofon kapatma ve görüşmeyi sonlandırma düğmeleri bu güncellemeden sonra dokunmatik çubukta yer alacak. Şimdilik Touch Bar desteği Skype'de yalnızca bir görüşme esnasında veriliyor. Onun dışında bu uygulamayı Touch Bar'da göremiyorsunuz. Touch Bar desteği dışında uygulamadaki bug'lar da tespit edilip düzeltilmiş durumda. Günümüzün gelişen teknolojisiyle her şey akıllı hale geliyor. Bununla birlikte Xiaomi şirketi de ilk akıllı ayakkabılarını tanıttı. Çin menşeli Xiaomi, Mija markası adı altında yeni bir akıllı ayakkabı uygulamasına başladı. 90 dakikalık ultra akıllı spor giysisi Xiaomi'nin ilk akıllı ayakkabısı olarak kayıtlara geçti. Çinli şirket, Intel teknolojisiyle güçlendirilmiş akıllı ayakkabılarını piyasaya sürdüğü için ürün yelpazesini daha da genişletmiş oldu. Intel'in Curry yongası ile birlikte geliyor ve seyahat mesafesi ve kalori gibi bilgiler de ayakkabı ile birlikte kullanıcıya sunuluyor. Xiaomi'nin akıllı ayakkabıları 60 günlük pil ömrüyle geliyor. Intel'in fitness ile ilgili tüm verileri depolayan kompakt Curry yongasına sahip olduğu belirtiliyor ve ayakkabıların profesyonel koşuculara, sporculara yönelik olduğu ve kemer tasarımı ve kaymaz özellikleriyle birlikte geldiği de yine yapılan açıklamalar arasında. Ayakkabılar hareketi algılayabiliyor ve rapora göre yürüyüş, koşu veya tırmanma için kullanılabiliyor. Ayrıca karanlıkta parlaması adına Blue Edition özelliği de yine ayakkabıda yer alıyor. Google'ın akıllı tahtası Jamboard yaklaşık 19 bin lira fiyatla satılacak. Google, elektronik beyaz tahtası Jamboard'u Ekim 2016'da tanıtmış ve şirket toplantılarına farklı bir açıdan daha dokunacağını göstermişti. O tarihte fiyat konusunda net bir bilgi vermeyen Google, yaptığı yeni açıklamaya göre Jamboard'u 4.999 dolara, yani yaklaşık 19 bin liraya satacak. Jamboard, 60 inçlik yüksek çözünürlüklü ekrana sahip bir akıllı tahta. Google Drive'dan dosya çekip, Android ve iOS tabanlı telefon ve tabletlere bağlanabiliyor. Diğer Jamboard'larla da bağlantı kurabiliyor. El yazısıyla ve özel kalemiyle Jamboard'a metin girişi yapılabiliyor. Video oynatıcısı yok ama görüntülü konferans içinde kullanılabiliyor. Jamboard'un Microsoft'un büyük ekranlı dokunmatik beyaz tahtası Surface Hub'ı hatırlattığı malum ama Surface Hub'ın fiyatı 8.999 dolar gibi Jamboard'dan hatırı sayılır derecede yüksek. Cisco firmasının akıllı tahtası Spekboard'un fiyatı da 4.999 dolar ve aylık 199 dolar gibi bir yazılım masrafı da söz konusu. Google, Mayıs ayında satışa sunmayı planladığı Jamboard'ların kurulumunu ücretsiz yapacak ve iki dijital kalem ile özel bir silgiyi de sahiplerine teslim edecek. Akıllı kilit sistemi Adlock, Arıkovan'ında destek bekliyor. Yerli kitlesel fonlama platformu Arıkovan'ı, yurt dışında çeşitli örneklerini gördüğümüz akıllı bir ürüne daha kucak açtı. Akıllı kilit sistemi Adlock, ev ve ofis anahtarı taşımanın sıkıntılarını tarihe gömmek istiyor. Adlock, kısaca akıllı telefonunuzla kapınızı kilitlemenizi ve açmanızı sağlayan bir akıllı donanım girişimi. Anahtarınıza ihtiyaç duymadan, tek tuşla kapınızı telefonunuz üzerinden açıp evinize girebiliyorsunuz. Üstelik kapınızı açmak için de kapıda yanında olmanıza gerek yok. Misafirleriniz için sanal anahtar oluşturup evde olmadığınız zamanlarda da kapınızın açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Basit bir uygulama arayüzü ve farklı kilit kapak tasarımıyla gelen Adlock'ın montajı da görünüşe göre oldukça basit. Elektrik bağlantısına ihtiyaç duymayan Adlock pille çalışıyor ve Bluetooth üzerinden iletişim kuruyor. Ayrıca arzu edildiği zaman mevcut metal anahtarlarla giriş çıkış yapılmasına da imkan tanıyor. Uygulama evde yaşayan herkes için anahtar oluşturabiliyor. Bu sayede eve kimin girip çıktığını görmek de mümkün oluyor. Ana kullanıcıyı anında bilgilendiren sistem belli zaman aralıklarında giriş ve çıkış izni belirlemesini de sağlıyor.